Ya hala şu ben o, niye, şeyi ne, anlamadım ben, ben bir dakika ee, otel rezervasyonu yasak boyunca rezervasyon yapanlara yasak yok diye bana birisi bir şey atmış ya bu cümle çok açık Faruk Bey Faruk Bey atıyor konaklama tesislerindeki rezervasyonlar sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecek ya, diyor yani açık. Cumhurbaşkanı gayet net söyledi İstisna olmayacak diyor yani. Konaklama evet. tesislerinde rezervasyon yaptırdıysan sen diyor bu yasağa evet. tabi olacaksın. Gidemez. Bu bir istisna olmayacak diyor. Biz sana bir istisna getirmedik diyor. İstisna <laughs> teşkil edecek deseydi o zaman sorun yoktu evet. rezervasyonlar açısından. Ama şu anda var istisna teşkil etmeyecek diyor. Biraz e, şey galiba hani cümle biraz karmaşık mı e, Şaban Bey? Anlaşılıyor ya. E, Ahmet Bey aslında aslında net yani hani ben de sizin anladığınız gibi anlıyorum. Yani rezervasyonlar da hani bu kapanma süresi boyun içindeki rezervasyonlar da iptal edildi diye anlıyorum. Yani onlara bir istisna yok. Onlar e, da tam kapanma tabi olacak. E ne var. demek bu? Dur, Hakan Bey, O zaman iptal olacak anlamında. Ahmet Bey bu arada hakikaten şimdi muhasebecilerden de şey geliyor mesajlar geliyor mesela işte bu ay sonunda 30 nisan'da verilmesi gereken beyannameler var işte geçici vergi beyanname vesaire ee, ama bunlar nasıl verilecek diyor mücbir sebep oluş sebep oluştu yani mücbir sebep oluştu dolayısıyla hani ya beyanname vermesi herhalde mesela, onun de genelgeyi beklemek evet. gerekiyor ee, onlar genelde Murat evet. bu genelgelerde Aslında, bu tür detaylara da girilir mi? Yani, yani Şaban, Şaban sevinci söylediği tarzdaki. Hangi sektörler, hangi sektörler olduğuna o sektörün mesela şöyle sorular da geliyor hemen cevap vereceğim ben de Mehmet Hocam'a bu vesileyle onu sormuş olayım. Şimdi örneğin hasta doktor ilişkisinde bir cumartesi günü bir doktorun muayenehanesine gidebilmek için o doktordan... Bir izin belgesi alıyordu hastalar ve gidip muayenesine olabiliyor, tedavisine devam edebiliyordu. Şimdi mesela nasıl olacak diye onu soranlar da var. Yine evet. aynı şekilde mi devam edecek diye onu bir kenara bırakayım. Genelgede hepsi detaylandırılıyor. Bir kere hangi alanlarda, hangi sektörlerin muaf olduğu her şeyden önce yazılıyor. Örneğin işte e, tıp hizmeti, sağlık hizmeti alacak kişiler muaftır dendiği anda bu benim demin sorduğum soru ortadan kalkmış olacak. Gel geldi mi bu arada? Yok gelmedi, bekliyoruz. Yok, Gece geniş. Geniş gelmedi. Evet. Tabii Gelse var zaten be. bütün bu soruların cevabı Anladım. ortaya çıkacak. Mevcuda evet. bakarak siz söylüyorsunuz. Tabii, yani Cumhurbaşkanı'nın evet, açıklamasına bakarak. Açıklaması. Aslında Tabii. bu durumla ilgili... Yani, ha, pardon. Bir ayrıcalık gerekir. Ee, o şeyleri hatırlar mısınız bilmiyorum. 12 Eylül'de sokağa çıkma yasaklarını ve o gün çok kötü bir gün geçirmişim Hem hastanede nöbetçiydim hem annemin akut kanaması vardı ve benim gidip almam mümkün değil. o zaman çünkü sağlık personeline falan da böyle bir muafiyet gelmemişti ve merkez komutanlığından gidip şey alıyordum işte izin belgesi ve çok zorluk çekmiştik şimdi o günleri yaşamayanlar için bunlar çok ağır görünebilir ama açık söyleyeyim yani şu anda o işte doktora gidecek hasta işte doktor muayenesi olan insanlar bunlar resmi bir şekilde belgelemek zorunda o zaman. Yani hekim o gün kontrole çağırdıysa mesela bizim mutlaka öyle denk geliyor ki bir test yapıyoruz. ve tam pazar gününe geliyor ve o pazar günü o testi kontrol etmemiz lazım. O zaman biz bir resmi belge vereceğiz o kişiye. Oydı şobe Yani ben doktora gidiyorum diye e, kafasına göre sokakta dolaşmasın Olmaz. ve Sadece bunu istismar oldu. etmesin diye söylüyorsunuz bunu. Hı -hı. Evet, Bey, bu durum öyle bir durum ki bir cümleyle yani bunu fıkra diye söylemeyeceğim. Fıkra diye anlatılır ama ben olayın dramını izah etmek için söyleyeceğim. Adam kadıya derdini anlatmış şikayetçi. Kadı demiş ki sen haklısın. Öbür adam cevap vermiş. Onu dinlemiş sen de haklısın demiş. Dinleyenlerden üçüncü bir da demiş ki e, Kadı Efendi demiş siz hem ona haklı dediniz hem ona haklı demiş dediniz. Bu nasıl bir durumdur demiş. Sen de haklısın demiş Kadı. Yani bu öyle bir durum ki herkesin herkes derdi var, var herkes haklı ama hocam da ısrarla diyor ki yahu herkesin derdi var kendine göre. <laughs> Bunu diyor uzun kapanma olmadan çözemeyeceğiz Peki. ve Aşı olmadan çözemeyeceğiz. Şimdi bir başka Arkan madde... Hakan evet. belki şöyle bir... Ağabey. Da... ...verdiğiniz örnekte, şimdi burada terazinin bir kefesinde e, bir olay koyuyoruz. Evet, insanların canını yakıyor ama sonunda insanların rahatlaması için de o gerekli olan bir şey. Öbür tarafta geçici rahatlatıyoruz. <laughs> o yüzden hani biz ne yapıp edip zaten salgın bu noktaya geldikten sonra başka seçeneği yoktu. Bunları işte evet, öyle olsaydı, öyle evet. olsaydı biz, ta, bizim şu anda tartışmamız bir şeye yaramıyor. Anlıyorum. Bu zaten anladım. yapılmak zorunda. Ha? Burada olması gereken şey ya da... E siz aylardır idali. söylüyorsunuz bunu zaten. Tabii tabii. İdeali nedir? Ha siz bu esnafın kaybını eğer belli oranda karşılayabiliyorsanız e toplumu daha rahatlatıyorsunuz. Esnafı daha çok rahatlatabiliyorsunuz. Yok karşılayamıyorsanız insanlar şey sıkıntı. Evet maalesef. İşte peki. Ya da pek petrol yok. Ahmet Bey, devlette. Ahmet Bey Şaban Ahmet Bey, 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 Şaban Ahmet Bey, Bey. bir mesaj geldi. Hocam, hocamızın, hocamızın hocamızın reklam var ama galiba. Öyle hocamızın söylediğini desteklemek açısından hocamızın söylediğini desteklemek istiyoruz. Şimdi aslında bu tam kapanma mesela Almanya'da, İngiltere'de bildiğimiz kadarıyla şöyle yani esnafı tam kapadı mesela Almanya geçtiğimiz işte aylarda ama bir önceki yılın o aya ait cirosu ne kadarsa o ciro kadar hükümet karşılıksız destek verdi. Yani atıyorum işte mesela Şubat ayında tam kapanma yaptı Almanya. 2020'nin Şubat ayında o dükkanın o esnafın cirosu ne kadarsa o kadar parayı karşılıksız olarak esnafa verdi. Böylece hiç bu tür sorunlar yaşanmadı. Ne esna şey iflaslar yaşandı. Ne işte biraz önce Aykut Bey'in bahsettiği gibi işte ruhsat ödemeleri sıkıntısı oldu. Ne vergi ödemelerinde sıkıntı oldu. Hiçbir şeyde sıkıntı olmadı. Aslında keşke Türkiye'de bunu yapsa. Yani esnafa bir yıl önceki işte o ayın cirosu kadar bir destek verse... ...hiç bu şeyleri biz tartışmayız, sıkıntıları. Şaban Bey, onunla ilgili e, biliyorsunuz belki bir zafer, düzeltme, Belki bir Zafer Şahin çıktığı. bu sorunu çözebilir. Ee, onunla, ben onunla ben ilgili... çözeyim Ahmet Bey o sorunu. Ya şimdi... Burada bakın ya çok acı bir şey aslında. Tamamen e, yani kulaktan dolma bilgilerle Almanya şöyle yaptı, Hollanda böyle yaptı ya. Ben size 50 tane ya yani, ama bunlar bugünün meselesi değil Ahmet Bey. Yani oradaki insanlar da şikayetçi. Hiç öyle söylendiği gibi destek falan yok diyorlar. Ya bütün dünya hayır, hayır. belki de tarih boyunca ilk defa karşılaştığı bir zorluk yaşıyor. Yani burada şimdi ee, Aykut Bey tabii iyi bir e, STK'cı olarak yani bir sivil toplum kurulunun baş başkanı olarak e, hitap ettiği kitlenin sorunlarını dile getiriyor. Tabii ki bunu yapacak ama e, ben de çok dile getirdim restoran sektörünü. Fakat çalışanlar da zordu Ahmet Bey. Yani günlük 30 liraya işte geçinmek zorunda olan insanlar var bu süreçte. Yani hepimiz bir zorluk yaşıyoruz. Herkes bir zorluk yaşıyor. Hani burada... Ee, biraz daha yapıcı olmak lazım geldiğini düşünüyorum ben ya işte o da verilsin bu da verilsin hani o ekonominin temel kuralı işte ihtiyaçlar sınırsız ama imkanlar sınırlı ee, yani tamam her şeyi verelim devlet versin her şeyi ama ben dünyada tarih boyunca Böyle ütopik bir devlet var mı gerçekten çok merak ediyorum. Yani herkesin evde oturduğu ama devletin herkese baktığı bir model tarihte var mı? Açıkçası bilmiyorum. Hayır zaten. Da, e, Bey, esnafın sorunları ne? konuştuk. Zafer Bey. Bakın esnafın hayır, sorunlarını için hayır, söyleyeceğim, şey söyleyeceğim bir şey söyleyeceğim bizimle. İşte Bak, bakın mesela söylediğin... şimdi büyük Hakan Bey bakın şimdi restoranlar tabii ki işte büyük işletmeler tabii ki zorda. ama bunlara pandeminin başından beri bu devlet imkanları neticesinde işte kısmi çalışma ödeneğiydi. Ne bileyim işte desteklemelerdi, kredilerdi. Küçük esnafın işte e, ...götür usulü vergi veren küçük esnafın vergilerinin kaldırılması. Hayır gibi evet haklısın. Destekler Bak bir destek ne söyleyeyim ki, devam et. Şimdi bakın elbette ki Hakan Bey bir bitireyim. Elbette ki yeterli değil. Tabii ki yeterli değil. Ama yani işte imkanlarınız bu kadarsa e, biraz da yani bu sürecin atlatılması noktasında hepimizin el ele vermesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, yani Bakın bir terzi, bir berber, işte bir züccaciyeci inanın bunlar daha zor durumda. Onlar ya tek kişi çalışıyorlar ya iki kişi çalışıyorlar. Ya da bunun dışında işte bir işletmede çalışan asgari ücretli işçi. O eğer o işletme kapanıyorsa ki kapanıyor. O ne oluyor? Ee, devletin verdiği o cüz'i rakamla hayatını idame ettirmek zorunda kalıyor. Yani herkes, toplumun geneli bu anlamda büyük bir sıkıntı yaşıyor. Zafer Bey, ee, bu ölçülmüş... Bence bu süreçte birbirimizi suçlamak yerine bu işi siyasete tahvil etmek yerine... Hayır, hayır. Hani, Yanlış. Nasıl daha çok bu işten en az yarayla çıkarız. Birlik, beraberlik mesajı verebiliriz. Ona bakmak lazım. Peki, hayır, Sa ağabey ağabey son ağabey. bir cümle ağabey söylüyorum. Zafer Bey, Şaban, pardon Şaban Bey bir dakika bir bak. Para vermem lazım. Ya... Arkadaşlar, aradan sonra konuşalım. Ama, ama yok yok. Ben somut so, Hakan Bey somut bir şey söyleyeceğim. A, ara vermem Almanya'da, lazım. Almanya da. Almanya Ara vereyim ondan sonra söyleyin. Tamam. Aradan tamam. sonra vaktimiz var. Tamam okey tamam. Ya daha zaten kamu çalışanları ne ne olacak? Adliyeler kapanacak mı? Tamam, i̇şte sen, muhasebecilerin evet, sorunu evet, yok, ya, ne olacak? Hepsine bir, şey bir konuşacağız, hepsine tamam, konuşacağız. Tamam konuşacağız kısa bir aradan. sonra tamam. Nerede kalmıştık ya? Kim konuşuyordu? Bir şey. Ben Şaban Bey ile ben bir şey söyleyecektik. Bir de baklava bir de baklava bak doğdu. Müsaadenizle şöyle yapalım. Önce Şaban Bey, sonra Hakan Bey, sonra Aykut Bey. Buyurun Teşekkür Şaban de. Bey. Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkürler. Şimdi Ahmet Bey, şimdi Almanya'daki bir esnaf arkadaşım yazıyor. Şöyle hani Zafer Şahin hiç ödemedi, karşılıksız para vermedi diyor ya. Öyle değil. Geçen yıl 15 bin avro yanında 5 işçi çalıştırıyormuş. 15 bin, 9 bin avro normalde işçisi çalışmasa alacakmış. 5 iş çalıştı, çalıştırdığı için 15 bin avro Alman hükümetinden almış. Artı Bavira bölgesinde, Münih'te bu arkadaşımız. Bavira hükümetinden de e, 9 bin avro ayrıca almış. Yani 24 bin avro karşılıksız. Karşılıksız, geri ödemesiz e, almış. pandemi Bek. yardımı almış Alman hükümetinden. Peki. E, ya 9 bini Baviera'dan, eyalet hükümetinden, 15 bini merkezi hükümetten. Peki. peki. Yani peki. Almanya'da bunlar ödendi, işte Amerika'da ödendi, İngiltere'de ödendi, Kanada'da ödendi, biliyoruz bunları. Şimdi Zafer Şahin ödenmedi diyor da, ya, ya Zafer ben Şahin de o sadece Türkiye'yi görüyor. Ben de o zaman bir cevap vereyim Ahmet Bey. Şimdi e, Almanya'dan tabii bir yazan mürbetçimiz, bu arada çok izleniyoruz yurt olayalım, dışından. Beziş. Bakın Duymadım. Ahmet Bey, şimdi Şaban Bey bir gazeteci olarak tabii Almanya'da ne verilmiş onları takip ediyor ama Maalesef kendi ülkesine ne verildiğini bilmiyor. Ben bir kez daha söylüyorum, tabii ki yeterli değildir ama... Onun Almanya'da bahsettiği 20 bin euro, 15 bin euro bizim paramızın işte 15 bin lirası, 20 bin lirası. Alım gücü, gücü anlamında söylüyorum. Türkiye'de kaç para verildi? Alım gücü anlamında söylüyorum. 1000 lira verildi. Ben sana o rakamları da söyleyeceğim. Şimdi bakın adam Almanya'dan yazmış. Ha şunu da söyleyeyim Ahmet Bey. Almanya şunu yapmış. Çok büyük firmaların bir önceki yılki cirosunun %75'ini onlara vermiş. Bunu niye yapmış? İşçi çıkarmasın, istihdamda bir sıkıntı olmasın diye. Bunun dışında bizdeki anlamda küçük esnaf şu bu bakın onlara ne vermiş? Adam yazıyor Ekrem Kaya ben isim de veriyorum. Diyor ki Almanya'dan yaşayan biri olarak şu an Almanya'da tamamen kapanma diye bir şey yok. Ekonomi batar diyor siyasetçiler. Esnafa geçen sene 9 bin euro yardım yaptılar. Aynı rakam. Bunun üzerine tek kuruş verilmedi. Şu an birçok mağaza kapalı. En ufak bir kira yardımı yok. Esnaf dükkanını yeniden açamayacak durumda. Ama fabrikalar tıkır tıkır çalışıyor. Kafeler, restoranlar paket servisi. Bunların çoğu da getirisi olmadığı için bundan da vazgeçti. 5 kuruş yardım yapılmıyor. Şaban Bey Avrupa deyince herhalde burada hükümet halkına para yağdırıyor sanıyor. Bir de şu yapılıyormuş Ahmet Bey haftada bir kez hızlı test olma imkanları varmış Almanya'da yaşayan insanların. Ama ikincisini yaptırmak istersen bu da 55 euroymuş. Türkiye'mizin kıymetini bilsinler sevgilerle demiş. Daha inanın onlarca mesaj var. Ya kim ne Almanya'da yapıyorsa abi. yapsın ama yani burada e, kendi ülkemizde e, yapılan şeyleri görmeyip de Almanya bunu yaptı, Kanada bunu yaptı. E, oradan gelen haberler de çok da e, farklı. Yani öyle biz Şaban Bey'in söylediği gibi gökten para falan yağmıyor. Peki çok teşekkürler. Ortaşına. Hakan ya, Bey. Ya Ahmet Bey Allah aşkına ben şimdi ben şimdi ya çok özür dilerim. Ben şimdi gökten para mı yağıyor dedim. Peki ya, Hakan. Ben Bey. ben ne dedim? Bak ben ne diyorum çok net. Sevgili Zafer ben diyorum ki Alman hükümeti geçen yıl Karşılıksız işte yazıyor Gülbey Kılıç benim bana mesaj yazan da, birlikteki arkadaşım 15 bin avro Alman hükümetinden yani Merkel'in hükümetinden 9 bin avro da Baviera yani Münih'in de dahil oldu Baviera eyalet hükümetinden karşılıksız yardım arkadaşlar her ikinizde her ikinizde görüşlerinizi açıkladınız takdir kamuoyunundur tamam teşekkür ediyorum. Aa, yani Tabii ki, ya eee bunu kamuoyuna biliyoruz abi. Biliyor zaten. Beyler, Şimdi Almanya'dan vatandaşlara diye bak bir bir rakam İlginç. koyayım da. Ya de. ben tartışmak için söylemiyorum. Ya, ya tartışalım rakam diye söylemiyorum. Almanya'ya gidiyoruz. Tapu Ya sorumda. şunu da şunu da söyleyeyim de ben sözü size bırakayım. Ee, Almanya bu verdiği paraları diyor bak Ali Kepenek, Mülit'ten Almanya bu verdiği paraları vergiden geri alacak. Almanya'da giderler daha yüksek çoğu kafeler, restoranlar inflas durumunda. Yani Allah dünyanın, bizim hepimizin yardımcısı olsun. Belki de yüzlerce yıl yaşanmayacak bir süreci yaşıyoruz. Yani böyle de bir gerçek söz konusu. Hakan Bey, şimdi arkadaşlar, arkadaşlar kıskanmaya devam ediyoruz. eder.